Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İdris Can. Takvimler 16 Eylül 2024'ü gösterirken saatlerde tam 8'de Türkiye'de iOS 18 kullanıma sunuldu. Bu videoda iOS 18 ile gelen yeni özelliklerin hepsini size tek tek anlatacağım ve bu video oldukça kapsamlı bir rehber niteliğinde olacaktır. Bunun garantisini sizlere verebilirim. Ayrıca size bir duyurum var. 20 Eylül'de Amerika'da ön sipariş verdiğim 16 Pro Max 5 12 GB telefonu almaya gidiyorum ve bu süreci hem vlog şeklinde hem de iPhone 16 Pro Max kutu açılım şeklinde iki tane video hazırlayıp paylaşmayı planlıyorum. Sizlerin de eğer bu ilgisini çekerse şimdiden kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmadıysanız da bildirimleri açıp o videoyu beklemenizi öneriyorum. Şimdi lafı fazla çok uzatmadan iOS 18'de gelen tüm özellikleri anlatmaya başlayabilirim. Bu güncellemenin asıl teması kişiselleştirebilme özellikleri oldu. Ayrıca bu güncellemeyle de Apple Intelligent hayatımıza girmeye başlıyor. Önce kısa bir Apple Intelligent'dan bahsetmek istiyorum. Sonra bütün detayları tek tek anlatacağım. Birinci bölümde Apple Intelligent'dan bahsedeceğim. Peki bu Apple Intelligent hangi telefonlara gelecek? Bence asıl önemli soru bu. Bu sorunun cevabı da şöyle. Eğer bir iPhone 15 Pro'nuz varsa ve iPhone 15 Pro Max'iniz varsa Apple Intelligent'ı kullanabilirsiniz. Bunun haricinde bütün iPhone 16 modellerine gelecek. Yani 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinde Apple Intelligent'ı kullanabileceğiz. Fakat şunu da üzülerek söylemek istiyorum ki bu sene Apple Intelligent geldiğinde bunu ne yazık ki İngilizce dilinde kullanabileceksiniz. Yani Türkçe bir telefonunuz var. Yani Türkiye'den aldınız veyahut da Türkçe kullanıyorsunuz. Türkçe dilini ne yazık ki desteklemiyor. Fakat telefonu aldınız, gittiniz, ben İngilizce biliyorum dediniz veyahut da Apple Intelligent özelliklerini kullanmak istiyorum dediniz. Telefon dilini İngilizce'ye çevirdikten sonra Apple Intelligent özelliklerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve bunun haricinde de yine önemli bir detay, bazı özellikler ne yazık ki bazı bölgelerde kullanılamıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu Apple Intelligent konusu bence apayrı bir video konusu olacak. Bu yüzden bu ufak ve önemli giriş yaptıktan sonra diğer iOS 18 özelliklerine devam edebiliriz. Telefondaki ana ekranımızı nihayet kişiselleştirebiliyoruz. Ya birçok kişi zaten bu özellik Android'lerde vardı, bu telefonlarda vardı şeklinde yorumlar yapacaktır. Bunun farkındayım ve bunu kabul ediyorum. Fakat bu videonun konusu lütfen iOS 18 olduğunu unutmayalım. Ana sayfada herhangi bir uygulamayı istediğimiz yere artık taşıyabiliyoruz. Diyelim ki şunu aldınız, şöyle şuraya almak istiyorsunuz. Bunu artık böyle istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Daha öncesinde bunu almak mümkün değildi. Bu sayede, bu yeni gelen özellik sayesinde de bu şekilde istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Diğer bir özellik de ise uygulama simgeleri içinde yeni görünümler geldi. Ekrana basılı tuttuğumuzda, şuradan düzenleye bastığımızda özelleştir diyoruz. Dilerseniz büyüğe tıklayıp buradaki simgelerin daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz açık rengi seçip isterseniz koyu rengi seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada simgelerimiz koyu renk oldu. İsterseniz otomatik, isterseniz de hafif renkli yapıp buradan istediğiniz rengi de ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki kırmızı yapmak istiyorsunuz. Kırmızı yaptınız. İşte yeşil yaptınız. Sarı yaptınız. Bu tamamen böyle kendi istediğiniz rengi göre kişiselleştirebiliyorsunuz ki bence bu güzel bir özelliklerin en başında geliyor. Ben yani bu özelliği beğendim. Ayrıca erişim için Face ID, Touch ID ve parolanızı gerektirecek şekilde bir uygulamayı kilitleyebiliyorsunuz. Bunu yapmak da çok basit. Diyelim ki şöyle bir uygulamanız var. Bir uygulamaya başkasının girmesini istemiyorsunuz. Telefonu ona verdiğinde bu uygulama kilitlenmesini istiyorsunuz. Bunun için de yapmanız gereken uygulama üzerine basılı tutuyorsunuz ve buradan Face ID gereksinine tıklıyorsunuz. Buradan Face ID gereksinine tıkladığınızda bir başkası sizin telefonunuzu aldığında ve bu uygulamaya tıkladığında burada bakın açmak için Face ID gerekir diyor. Bunu bu şekilde engelleyecektir. Bu da iOS 18'de gelen harika bir özelliklerin bir tanesidir. Bunun haricinde bir uygulama saklamak istiyorsunuz. Yani gizlemek istiyorsunuz diyelim. Diyelim ki ben buradaki dolap uygulamasını gizlemek istiyorum. Yine basılı tutuyorum ve burada Face ID gereksin diyorum. Ve altta bakın gizle ve Face ID gereksin var. Buna tıkladığınızda bakın dolap gizlensin mi diye size soru sordu. Burada uygulamayı gizle derseniz burada açıklamalar da var bakın. Bu uygulama ana ekranınızda ve uygulama arşivinizde gizlenen uygulama için olan bir klasörde gizlenir. Bildirim, arama ve uyarı kesinlikle gelmez. Bu uygulamadan bildirim işte bunları almıyorsunuz. Uygulamayı gizle dediğinizde ise bakın uygulama gizlendi. Bir başkası diyelim ki dolap yazdı. Bakın uygulama arşivinde bile görünmüyor. Yani siz bunu WhatsApp'ı gizleyebilirsiniz, Instagram'ı gizleyebilirsiniz, işte mesajları gizleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Neyi gizlemek istiyorsanız bu yöntemle gizleyebilirsiniz. Peki gizlediniz bu uygulamayı nasıl bulacaksınız? Burada en sola kaydırıyorsunuz.
ve burada en aşağı iniyorsun. Ve burada bakın gizli klasörü var. Bu gizli klasörü tıkladığınızda yine Face ID isteyecektir. Face ID'nizi tanıttığınızda ya da Touch ID'nizi buradan gizlemiş olduğunuz uygulamaları görebilirsiniz. Ve burada bakın 3 tane uygulama gizlemişim ben. Burada uygulamayı görebildik. Ve bir diğer özellik de denetim merkezine geldi. Burada da büyük bir güncelleme bizi bekliyor. Şimdi denetim merkezini açtığımda bakın öncelikle basılı tutuyorum. Pardon, buradan artıya basıyorum. Ve buradan istediğimiz gibi bunu dilerseniz bu şekilde büyütebilir aşağı doğru. Dilerseniz yana yapabilirsiniz. Bolduk. Bu şekilde büyüklükleriyle oynayabilirsiniz. Ve burada denetim merkezi yeniden tasarlandı. Ana ekranda tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketleriyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor. Örneğin burada müzik var. Burada kendi özelleştirdiğiniz yerler var. Burada hücresel alan olanlar var. Burada ev ve akıllı cihazlarınız varsa burada görebilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine favori uygulamalarınızda yeni denetimler dahil olmak üzere tek seçenek bir yerde görebilirsiniz. Bunun haricinde eklemek isterseniz de artıya basın. Buradan denetim ekle dediğinizde denetimlerde ara deyip kendinize göre bir denetim merkezi oluşturabilirsiniz. Bunu da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yeni gelen başka bir özellikte ise kilit ekranı denetimi değişimi yapabiliyorsunuz. Bakın burada bir el feneri ve kamera var. Bunu normalde değiştirmeniz mümkün değil. Fakat yeni gelen özellik sayesinde basılı tutuyorsunuz. Özelleştir diyorsunuz, kilit ekranı tıklıyorsunuz. Ve burada bakın el feneri yerine sildiniz. Artıya basıp aklınıza bir fikir geldiğinde hemen not almak için veyahut da sosyal medya hesabınız için hızlıca fotoğraf veya video çekmek için farklı işlevlere göre değiştirebiliyorsunuz. Ya da dilerseniz bir kronometre ekleyin ya da kestirme ekleyin ya da bir hesap makinesi de ekleyebilirsiniz. Bunu bittiye tıkladıktan sonra da bakın burada el feneriyle bir hesap makinesi geldi. Burada yine kamera yerine dediğim gibi başka bir şey getirebilirsiniz. Ayrıca bu yeni denetimlerde iPhone 16 serilerinde ve iPhone 15 Pro'daki eylem düğmesine de ekleyebiliyorsunuz. Üçüncü özellikte ise fotoğraflardaki değişimler. Şimdi fotoğraflara girdiğinizde burada konu başlıklarına göre göz atma özelliği geldi. Koleksiyonlar fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece son günler, işte kişi ve evcil hayvan, gezler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz. Ayrıca fotoğrafları tam istediğiniz gibi de özelleştirebiliyorsunuz. Böylece köpeğinizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafları, en son düzenlediğiniz fotoğraflar ve hatta ekran görüntüleri ya da fotoğraf gibi sizin için en önemli mesaj olan içeriklere hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Döncü özellikte ise mesajlara bir özellikler geldi. Mesajlarınızı efektlerle gönderebiliyorsunuz. Hemen bir tane deneyelim. Selam nasılsın yazdım. Ve burada yeşil gönderme tuşu. Bastığımızda burada bakın isterseniz çarpma şeklinde gönderebilirsiniz. İsterseniz sertçe gönderebilirsiniz. İsterseniz hafifçe, isterseniz de görünmez mürekkep şeklinde gönderebilirsiniz. Ben çarpma deyip seçiyorum. Bu şekilde gönderecektir. Bu kişi okuduğunda ise bu mesaj benim göndermiş olduğum efekt şeklinde görecektir. Bunun haricinde bir başkası tarafından gelen mesajlara veyahut da sizin göndermiş olduğunuz mesajlara tap back yapabiliyorsunuz. Peki tap back nedir? Böyle basılı tuttuğunuzda burada bakın yukarıda emojiler çıkıyor. Bu emojilerden birini seçtiğinizde ve gönderdiğinizde bu mesaja bir aslında bir tepki vermiş olacaksınız. Ayrıca bence oldukça önemli bir özellik gelmiş. Sonra gönder özelliği. Peki bu ne? Yani bir mesajı planlayabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Mesaja girdiniz. Diyelim ki yarın doğum günü ve gece 12'yi bir geçe mesaj göndermek istiyorsunuz ve gece 12'yi beklemek istemiyorsunuz. Bunun için de bir kestirme yapmak istemiyorsunuz. Bir otomasyon yapmak istemiyorsunuz. iPhone, iOS 18 ile birlikte bu özelliği getirdi. Bunun için de öncelikle bir mesaj yazıyorsunuz. Diyelim ki işte doğum günün kutlu olsun yazdım. Soldaki artıya basıyorum. Aşağı daha fazla kaydırıyorum ve burada bakın sonra gönder özelliği var. Buna tıklıyorum. Ve buradan bir tarih seçiyorum. Ben bugün ya da 17 Eylül Salı gece 12:00:00:01'de yapsın. Yani gece 00:01'de mesaj göndersin. Buna bastığınızda mesaj gidecektir ve doğum günün kutlu olsun mesajı gece 12:01'de karşıya gidecektir. Bence güzel bir özellik. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, mesajlar özelliği bu kadardı. Şimdi 5. özelliğimiz Safari. Safari ile ilgili gelen yeni özellikleri de size hemen aktarayım. Şimdi Safari'ye giriş yaptık. Safari'de yeni öne çıkan özellikleri geldi. Safari bir sayfadaki önemli noktaları otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Bunu açmak da çok basit. Gelin şimdi öncelikle ayarlara giriyoruz. Ve buradan aşağı kaydırıp uygulamalara tıklıyoruz. Ve burada Safari'yi buluyoruz. Ve burada aşağıda kimler demiş? Öne çıkanlar var bakın. Bunu aktif hale getiriyorsunuz. Bunu aktif hale getirdikten sonra dediğim özelliği rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bir diğer özellikte ise yeniden tasarlanmış daha akıllı bir okuyucu özelliği. Bir makalenin tümünü okumadan önce hakim olabiliyorsunuz ve detayları görebiliyorsunuz. Evet, Safari ile ilgili özellikler de yine bu kadardı. Şimdi iPhone'lara yeni bir uygulama geldi. Bu uygulama ismi de Parolalar. Bundan bahsetmek istiyorum. Evet, uygulamamız bu şekilde. Simgesi de bu şekilde. Güvenlikli uçtan uca şifreleme,
ve kusursuz eş zamanlama özellikle desteklenen paralar uygulaması tüm bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklıyor. Tabii buna giriş yapmak için de bir Face ID gerekiyor. Ve burada bakın tümü kodlar, güvenlik, silinen, geçen hatlarla Wi-Fi gibi şeyleri, detayları görebilirsiniz. Bunun haricinde paralarınızı da aileyle paylaşma imkanı sunuyor sizlere. Ve bu uygulama iPhone, iPad, iMac ve Windows ile uyumluluk sağlıyor. Windows'tan erişmek istediğinizde ise Windows için iCloud uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Evet, 7. özellikte ise haritalara gelen yeni özellikler. Harita uygulamasında ayrıntılı yürüyüş yollarını ve doğa yürüyüş rotalarını içeren topografik haritalar sunuyor. Üstelik bunları Amerika'daki 63 tane ulusal parkın tamamı dahil. Şimdi bu cümleden anlamışsınızdır ki bu özellik ne yazık ki şu an Türkiye'de geçerli değil. Türkiye ve Japonya'da şu an bu özellik geçerli. Fakat ben yine de anlatmak istiyorum. Çevrim dışı olduğunuzda bile adım adım sesli yönlendirme alabiliyorsunuz ve kendi doğa yürüyüşü rotalarınızı planlayabiliyorsunuz. Ve burada herhangi bir yere gittiniz, bir yürüyüş yapmak istiyorsunuz fakat internetini kullanmak istemiyorsanız da veyahut da telefonunuz çekmiyordur, burada bu rota yürüyüşlerini kaydedebiliyorsunuz. Evet, 8. özellikte ise oyun modu. Ayrıca daha duyarlı AirPods ve oyun kumandaları özellikleri de geliyor. Oyun modu AirPods ile ses gecikmeleri önemli bir şekilde azaltıyor ve kablosuz oyun kumandalarındaki tepki hızını da inanılmaz arttırıyor. Ve bu özellik de AirPods Pro 2 ile kullanılabiliyor. Evet, 9. özellikte ise cüzdandan bahsetmek istiyorum. Etkinlik biletleri ve yeni etkinlik rehberi olarak bize bunları sunuyorlar. Baştan tasarlanan etkinlik biletleri şimdi yeni özellikler sunuyor. Buna Apple uygulamalarından gelen önerileri ve etkinlik mekanı hakkında bilgileri bir araya getiren bir etkinlik rehberi de dahil oluyor. Evet, 10. özellikte ise AirPods'lara gelen özellik. Eller serbest Siri etkileşimleri geldi. Kafanızı sallayarak evet ya da hayır şeklinde etkileşim sağlayabiliyorsunuz. AirPods Pro 2'deki Siri etkileşimleri sayesinde başınızı evet anlamında bu şekilde salladığınızda, hayır anlamında ise bu şekilde salladığınızda Siri'ye yanıt verebiliyorsunuz. Böylece otobüste işe giderken veya evde uyuyan bir bebeğiniz varsa sesle komut vermek zorunda kalmadan sadece kafa hareketleriyle etkileşim kurabiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmak için de AirPods 4, AirPods 4 aktif gürültü engelleme sahip olan AirPods 4, AirPods Pro 2 bunlarla kullanabiliyorsunuz. AirPods Pro'da da ses izolasyonu özelliği gelişmiş bilişimsel ses teknoloji sayesinde rüzgarlı koşullarda veya yüksek arka plan gürültüsü olan ortamlarda sesiniz aramalarda net bir şekilde duyuluyor. Evet, 11. özellikte ise notlara gelen özellikler. Notlarınızda artık anında hesaplama yapabiliyorsunuz. Gelin birlikte deneyelim. Şimdi diyelim ki 150 artı 157 artı 987 dediğinizde ve eşite bastığınızda size otomatik olarak bunun sonucunu veriyor. Bunun haricinde açılır kapanır bölümler eklendi. Açılır kapanır bölümler sayesinde paragrafları gizleyerek alanınızı sadeleştirebiliyorsunuz. Böylece metin ağırlıklı notlarınızı kolayca tutabiliyorsunuz. Ve 12. özellik ise günlük uygulaması. Gününüz hakkında yazı yazabilir. Fotoğraf, yer, ruh hali ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Yazmak için zaman ayarlayabilir. Günlük tutma serilerini görüntüleyip yazma alışkanlık haline getirebilirsiniz. Günlüğünüzü özel tutmak için de tabii ki kilitleyebiliyorsunuz. Sürdü diyelim. Burada bakın günlük tutmaya başlayın diyor. Artıya bastığımda karşıma bir yeni giriş diyor. Buna bastım ve burada bir başlık ve yazmaya başlayın şeklinde görebiliyoruz. Ayrıca istatistikler görüntüsüyle hedeflerinizi takip edebilirsiniz. Günlük tutma hedeflerinize ulaşmak için de yazma serilerinizi, mevcut kayıtları içeren takvim ve diğer eğlence istatistikleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca geçmiş kayıtlarınızı kolayca bulabilir ve bu günlüğü ana ekran ve kilit ekranı ekleyebilirsiniz. 13. özellikte ise Apple TV'ye gelen yenilikler. Diyalogları iyileştir özelliği izlediğiniz içerikteki konuşmaları anlamanıza daha çok yardımcı oluyor. Özellikle de yüksek ses efektleri veya müziğin yoğun olduğu yerlerde bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu özellikle AirPod, yerleşik hoparlörler, kablolu kulaklıklar veya Bluetooth kulaklıklarla dinlediğiniz içeriklerde kullanılabiliyor. Ve şimdi yeni iPhone ve iPad modellerini de destekliyor. 14. özellikte ise ev uygulamasına gelen değişiklikler. Misafir erişimi özelliği belirlediğiniz saatlerde garaj kapılarına, alarm sistemlerine ve kapı kilitlerine erişim sağlayacak, insanların evinize nasıl ve ne zaman geleceğini ve girebileceğinizi yönetmenizi sağlayan bir özellik. Bir diğeri de eller serbest modda kilit açma. Cebinizdeki veya çantanızdaki iPhone veyahut da kolunuzdaki Apple Watch sayesinde siz kapıya yaklaştığınızda kapılar sihirli bir şekilde açılıyor. Ayrıca robot süpürge desteği de geliyor ve robot süpürgeler otomasyonlarda eklenebilecek hale geliyor. Yani diyelim ki Siri'den oturma odasının bir bölümünü temizle diyebilirsiniz. 15'te ise gizlilik ve güvenlik var. Bir uygulamaya tüm kişileriniz için erişim izni vermek yerine kendi belirlediğiniz kişilerin
kişiler veya yalnızca en çok mesajlaştığınız ve konuştuğunuz kişiler için erişim verebilirsiniz. Ayrıca geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik ayarları menüsü uygulamalarla ne kadar bilgi paylaştığınızı yönetmenizi kolaylaştırıyor. Bunun haricinde gelişmiş Bluetooth gizliliği özelliği var. Uygulama geliştiriciler aksesuarları eşleştirmek için kullanıcı dostu yeni bir yol sunabilecekler. Bunu yaparken de yakındaki Bluetooth aygıtlarınıza dair bilgiler korunmaya devam edecektir. 16'da ise diğer özelliklerden bahsedeceğim böyle kısa kısa. iPhone'larımızda ayarlara girip erişebilirlikle tıkladığımızda burada göz takibi özelliği geldi. Göz takibine tıklayıp göz takibini açtığınızda şu an nokta ekranın çevresinde hareket ederken şu an yüzümü öncelikle görüş alanına getirmem gerekiyor. Ben şöyle bir getireyim. Şimdi ekranda bir noktalar takip edecek. Ben onu gözlerimi takip etmem gerekiyor. Şu an gözlerimle bu noktaları takip ediyorum. Evet, şu an telefonu gözümle kullanabiliyorum. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şöyle telefona baktığımda hemen şöyle geldim, aşağı kaldırdım. Bu şekilde yeni gelen özellikle bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle kapatalım. Kapat. Evet, bunun haricinde müzik dokunuşları özelliği geldi. Bunu da açtığınızda iPhone Taptic Engine'ı şarkıların ritmiyle senkronize ederek işitme engelli veya bozukluğu olan kullanıcıların da Apple Müzik katalogundan keyif alabilmelerine de imkan tanıyor. Ve geri geldiğimizde yine erişebilirliklerde burada vokal kestirmeler özelliği geldi. Bunu açtığınızda ve bir eylem eklediğinizde ileri derecede atipik konuşma bozukluğuna sahip kişilerin iPhone'larında belirli eylemleri baştan sesler kaydetmeye yardımcı oluyor. Eylem ekle diyorsunuz mesela. Buradan sürdür diyorsunuz. Burada yapacağınız her şeyi seçebilirsiniz. Dilerseniz buraya bir kestirme bile ekleyebilirsiniz. Diyelim ki ne diyor? Ekranı kilitle. Yaptım. Komut. Kilitle dedim. Bir sonraki ekranda 3 kez kilitle dememi isteyecek benden. O yüzden bunu nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Git dedim. Kilitle. 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 Sürdür dedikten sonra eylem hazır. Telefonu ben. Kilitle. Gördüğünüz gibi ekranı kilitledi. Bu özelliği isterseniz siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir başkası telefonu sizden gizlice aldığında hemen bu özelliği yaparak ekranı kilitleyebilirsiniz. Son özellikte ise en sona sakladım. Bence iPhone kullanan herkesin heyecanla beklediği bir özellik buydu. Artık doğrudan bir telefon aramasını kayıt altına alabiliyorsunuz. Ayrıca arama geçmişinde kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Fakat ben bu özelliği şimdi gösteremeyeceğim. Çünkü benim telefonum şu an iPhone 14 Pro Max olduğu için bu özellik iPhone 14 Pro Max'te yok. iPhone 15 Pro ve Pro Max'ten sonraki telefonlarda bu özelliği kullanabilirsiniz. Evet dostlarım, güzel ve detaylı bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz açıkçası? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. iOS 18'deki bütün özelliklerden bahsetmeye çalıştım. Hiçbirini atlamadığımı düşünüyorum. Ve iOS 18 ile uyumlu olan cihazları da şu an ekrana bırakıyorum. İsterseniz bir ekran görüntüsü alın veyahut da kendi telefonunuza bakın. Orada görürseniz sevinip tekrardan videoya devam edebilirsiniz. Evet, uyumlu cihazları da gördük. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın dostlarım. Ve sizin en çok hoşunuza giden özelliği de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Orada tartışabiliriz. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Fakat önemli bir sorunuz varsa da bana Instagram'da mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi 20 Eylül'de Amerika'ya gidip iPhone 16 Pro Max alıp geleceğim. Bununla ilgili bir sorunuz varsa da seve seve cevaplamak isterim. Evet, videonun yavaştan sonuna geliyorum ve videoyu kapatmak için sizleri uğurlamak istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım anlatırken. Bir başka videoda görüşmek üzere de kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.